Biz İstanbul'da 1915 okulda sandıklar kuruluyor. Şu an itibariyle 30.804 sandık kuruluyor. Bizim bunlarla ilgili çalışmamız her okula ikişer müşahit, iki tane okul sorumlusu yani itiraza yetkili kişiler artı birer avukat arkadaşları görevlendirmekle planlıyoruz bu şeyi. 30.804 sandığa çarpı 2 ile müşahit dolduruyoruz. Dolayısıyla o anlamda hazırız. Bütün her şeyimiz hazır. O anlamda 39 ilçemizde de yoğun bir çalışma var. An itibariyle bütün sandıklarımız hemen hemen doludur. Bir eksiğimiz yok. Ancak dediğim gibi müşahit verdiğimiz için bizim ekstradan yedeklerimizin çok olması bizim için önemlidir. Seçim günü tabii ki bizler için, bütün siyasi partiler için de çok çok önemlidir. Bildiğiniz gibi bu seçimde eskilerde olduğu gibi elektriğin kesilmesi, taraforlara kedi girilmesine izin vermemek için özellikle hukuk bölümünde de bütün arkadaşlarımızla seçim gününe çok büyük önem veriyoruz. AKP'nin daha önceki oyunlarını hep beraber gördük. Bunları hepsini biliyoruz. Bunların için de hepsine karşı da önlemlerimizi almışız. Ama şu vardır, onlarda oyun bitmez. Biz de her türlü oyuna karşı hazırlıklıyız. Dolayısıyla 14 Mayıs'ta tam olarak bir korunma şekli diyeyim. O şekilde bütün sandıklarımızı koruyacağız. Seçim Kurulu'na ayın 8 Mayıs'a kadar listenin verilmesi lazım. Yani ilçe olarak veriyoruz, bu Yüksek Seçim Kurulu'na vermiyoruz bunu. Her ilçe bulunduğu ilçede müşahitler, okul sorumluları ve avukat listesini veriyor. Müşahitler şöyle yapıyoruz, müşahitler müşahit kartıyla gidebiliyor. Resmi olmadığımız için seçim kuruluna vermiyoruz. Ancak okul sorumluları itirazı yetkili kişiler olarak veriyoruz. Onun dışında avukat arkadaşları da itiraza yetkili kişiler olarak veriyoruz biz oraya. Evet, seçim güvenliği ile ilgili siyasi partilerle yerlerde çalışmalarımız var. Bizim hepimizin ortak amacı seçim güvenliğidir. Bu anlamda yerlerde çalışmada herhangi bir şeyimiz yok. Çalışıyoruz, çalışacağız da bu arkadaşlarla. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok.